Arkadaşlar merhaba. TGS dış ticaretin bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde şu an için sıkıntı yok. Net borcu da yok. Kasada 21 milyon nakit var. Bütün dışına çıkan bir yatırım da yok arkadaşlar. Nakit akışları yalnız olumsuz evrilmiş. Bütün bunlardan bahsettikten sonra etkinlikler bittiğinde. Gelelim faaliyet konusuna arkadaşlar. Çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş ona bakıyoruz. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek bile hasılat %2,89 artarken şu anda 59,44 oranında azalmış. Bir önceki çeyrek de 249'muş. Dolayısıyla bu ne yapmış? Son 6 çeyrek en kötü hasılat artış performansını göstermiş. Gelelim her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen sene 41,78'miş, şu anda 33,59, bir önceki çeyrekte 38'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü, bir de son 6 çeyreğin en kötü ikinci performansı olmuş arkadaşlar. Net kar kısmına gelirsek her 100 liralık hasılatından geçen yıl 35,61 net kar elde ederken şu anda 26'ymış, bir önceki çeyrek 29, bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Öz kaynak kısmına bakalım arkadaşlar, öz kaynaklar ne gibi gelişme göstermiş. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre 15,81 artarken arkadaşlar hasılat öz kaynakla yaptığı hasılat şu anda ne olmuş? 14,76 olmuş. Bir önceki yıl 39'muş. Şu an gördüğünüz 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynak karşılıklı ne kadar faaliyet kârı ötüymüş. Geçen sene 6,62'ymiş. Şu anda 4,96. Bir önceki çeyrek 15,20'ymiş. Bu da gördüğünüz gibi en kötü performanslardan birisi olmuş. Son 6 çeyreği. Net kâr kısmına bakarsak arkadaşlar net kâr geçen yıl 5,64'müş. Şu anda 3,84. Bir önceki çeyrek 11,74'müş. Bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Çeyreklik öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 5,29'muş. Şu anda %2. Bir önceki çeyrek 9,41'miş. Burada da son 6 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Yıllık öz kaynak büyümesine baktığımızda geçen 2022'ye 9'da 26 olmuş. Sonra 29'a çıkmış. Şimdi 25'e çıkarak 9'un da altına düşmüş. Zaten çok da kıymeti harbiyesi olmayan büyümeler göstermiş. Fiyat hareketine bakarsak 12,35'miş. Bizim baz aldığımız 21,12 2021'de öz kaynaklar %44,94 büyürken fiyat %34 gitmiş. Aşağı yukarı biraz altında kalmış diyebiliriz arkadaşlar. Halka açık oranı %57. En düşük piyasa değeri defterleri 0,88. Şu anda 2,86'da yaklaşık 3 katı diyelim arkadaşlar. FK 12,03. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 13,93 olmuş arkadaşlar. Bir de getiri kıyaslamasına bakalım arkadaşlar. Defter değerimiz 5,78. Bu 5,78'li %25,27 oranında çoğaltırsak yıl sonunda öz kaynaktan dolayı 1 lira 46 kuruş kazancınız olacak. Fiyat nerede? 16,55. Bu 16,55 %33'ten faize koysanız 5 lira. Aynı zamanda herhangi bir maddi duran varlık alırsanız da enflasyondan kaynaklanan 9 lira 35 kuruş karınız olacak. Dolayısıyla şu anki performans ile şirket hem faiz getirisinin hem enflasyonun çok çok altında kalmış. Bunun bir dengeye oturması lazım. İki şart lazım. Ya öz kaynak büyümesi 25-27'nin çok çok üstüne çıkarak şuradaki 1,46'nın 9,35'e evrilmesi lazım. Ya da fiyatın geri gelerek arkadaşlar şu 9,35 kazancın öz kaynak kazancına yaklaşması lazım. İşte bütün mesele burada. Siz geleceği tahmin etmelisiniz. Gelecekte bunun öz kaynak büyümesi yukarı mı gidecek? Yoksa enflasyon mu aşağı düşecek? Bunu doğru tahmin ederseniz buradan kazançlı çıkarsınız. Bu da al sat tut tavsiyesi değil arkadaşlar. Biz burada fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat 16 liradan 16 milyona ya da 1 liraya düşebilir. Meselemiz bu değil. Meselemiz bu şirkete yatırım yaparak öz kaynaklarına ortak oluyoruz. Öz kaynak getirisi ne kadar olur? Alternatif kazançlara yatırım yaptığımızda ne kadar olur? Ona göre kafanızda bir çekil oluşması açısından bu videoları çekiyoruz. Bundan sonra tamamen karar sizin arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi al sat tut tavsiyesi değil. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.